Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Nedir sıradaki skecimiz? Sıradaki skecimizin adı Astronot. Ya bu Ay'a çıkacak insanla ilgili işte, astronotla ilgili Türkçe'de de isim aranıyor ya. Hı-hı. Sen de mesela dil bilimi okumuş insansın. Yani İçeride bir takım araştırmalar yaptık bununla yaptın alakalı. Mı? Evet. Astronota ne diyebiliriz mesela? 30 kişiye sorduk, bir popüler cevap al. Ne çıktı? Gök uşağı. Çok beğenildi. Ben çok beğendim. En çok onu beğendim. Birkaç isim söylendi. Bence gök uşağı çok iyi. Gök uşağı, sen kim buldu bunu? Sen mi buldun? Hayır, içeridekilere sordum birkaç kişiye. Bir kişi, evet. Onlardan aldığım cevaplar, popüler cevaplar işte. Gök uşağı. Gök uşağı bence iyi. Seyircimize soralım. Uzaya gitmek, bu astronot, ilk astronot olmak isteyen var mı? Keşke ben olsam şu astronot diyen var mı? Vardır ya. Buyur, siz mi? Öncelikle merhaba. Öncelikle merhabalar. Ay'a adım basmak isterim. Ay'a mı? Ay'a bir ilk adım atayım. Aynen. Dersin. Ne dersin mesela? Yani ismimi kazırım oraya direkt. Böyle... İsmin ne? Burak. Burak. Hatta... Bir de sevgilini yap. Ok, kalp. Benim için küçük, insanlık için büyük gibi böyle büyük laflar var. Sen oraya inip adımı kazıyıp dönerim gibi. Yani yıllar sonra insanlar bir arkam bırakacaksın. Yok mesela Türkiye'nin bayrağını mesela yapıştırırım. Güzel. Türklere yakışır bir şekilde. Çok iyi. Güzel. Harika. Evet Ecem, bakalım skeçte nasıl işleyeceğiz konuyu? Skeçimizde yani burada göreceğiniz ailenin çocuğu uzaya gidiyor ve bununla alakalı ailenin yaşadığı olaylar anlatılacak bu skeçte. Astronot geliyor. Atakan ve Cemile yazdı. İyi seyirler. Harun. Bir kalk bir. Kalk. Kalk bir. Bunu eni geçmiş ya bunu. Ha boydan devam edeceğim tamam. Gel. Ya ama suratını asma artık ya. Bak çocuk uzaya gidecek. Küskün ayrılmayın Harun ya. Ben kıstıydım Sevim. Ha. Ben kırgınım kırgın. Ben bu çocuk iki ayaklarının üstüne bassın dedim. Çocuk yer çekimi olmayan bir ortamda iş buldu ya. Ya abim içinde varmış çocuğun ama. Bak hatırla bu daha 2 yaşındayken demiyor muydu ben astronot olacağım diye? Demezdi. Demez zaten 2 yaşında çocuk nasıl desin ya, çok saçma. Gerçekten öyle ama sen lütfen artık yani lütfen şu suratını asma, çocuğum astronot olacak. Benim hayallerim vardı Sevim. Ben emekli olacaktım. Dükkanın başına ona koyacaktım. Ay vallahi gelirleşecektim ben ya. Ben bu hayalin neresindeyim Harun? Seni susurlukta bıraktım Sevim. Seninle ayran içmişiz, ayrı düşmüşüz. Ya saçmalama, ne olacak? Sen de geleceksin benimle tabii. Ya biz gideriz, biz gene gideriz ama sen çocuğunla biraz gurur duyar mısın? Çocuk astronot olacak. Astronot, adını da bugüne hiç sevmedim ya. Şöyle göklerin yargıcı falan daha havalı değil mi? O erotik film ismi gibi o. Gök adam. Mesela sen nasıl bir gök adamsın? Hey! Sen kimsin lan, gökten bacak? Hadi bırak şu gökünü yiyeyim, ayaklarını var. Sen isim önerme ya. Tamam. Ya, hiç gerek tamam. Yok. Tamam. Anne bu ne ya? Anne, hangisi? Börek koymuşsun. Ha, yolluk annem, o yolda yersin diye. Allah Allah, bunlar ne peki? Hangisi? Bu. Ama işte oraya gidince yersin yavrum. Ya anne, orada özel kurtulmuş yiyecekler verecek. Ayrıca Ay'a bununla mı gideceğim ben ya? Al bunları lütfen. Tamam. Ama o benim aklıma geldi biliyor musun Gökmen? Ben o yüzden kuru patlıcan dolması yaptım bu ön gözde o. Tamam, sağ ol anne. Teşekkürler. Hadi canım. Demek gidiyorsun ha? İnşallah baba. Gideceğim Ay'a ismimi yazacağım. Emin misin Gökmen? Hı? Bak. Yıldıran Nalbur'un %51 hissesi ve kapıda yatan 83 model arabayı elinin tersiyle itiyorsun şu an. Çok karışık baba kafam, çok. Bir yanda uzayın kapıları, diğer yanda dükkanın kepenkleri. Uzay mekiği mi yoksa senin araç mı? Kafam çok karışık anne. Bence Nalbur'u seç oğlum. Hmm. Çünkü her an gecenin bir yarısı birinin acil silikon tabancasına ihtiyacı olabilir Gökmen. İnsanlık için bunu yapacağım. Siz geçin dalganızı, geçin. Silikon tabancasının ne kadar hayat önemi taşıdığını farkındayız. Hayatımızın her yerinde artık silikon var. Ananda bile var. Sen niye beni karıştırıyorsun ya? Çocuk uzaya gidecek, sen nalbur diyorsun. Ne yapacak? Bu kapının önüne tabure atıp tavla mı oynayacak? İyi hatırlattın ha. Al bunu.
Kültürümüzü evrene yay oğul. Tamam mı? Ama ben Ay'a gidiyorum, Mars'a gitmiyorum. Gökmen yapıyorsun. Yapıyorum ya. Yapıyorsun Gökmen. Aç oğlum. Evet. Ne haber lan? Götronot yerim. Açıklandı mı? Yok dayı. Birazdan açıklanacak kimin gideceği. Bakalım bekliyoruz. Güzel. Bak bunları sana getirdim. Ufkun açılsın biraz. Ne onlar oğlum? Uzayda geçen filmler abla. Arşivimden çıkarttım. Yeğenim için. Turist Ömer uzay yolunda. Dünyayı kurtaran adam. Ayda 5, Mars'ta 15. Bir yıldız gibi kayarım. La tamam tamam. Onları sayma ya. Şeyler karışmış. Koleksiyonu. Recai. Sen hala işsiz misin lan? Enişte dünyada iş yok. Baksana Gökmen bile Ay'a gidiyor. Oğlum ben 52 yıldır bu dünyadayım. 40 yılı çalıştım lan. Hiç. Ne var ki? Gir bir işe. Çalış lan maaşını. Ne olmuş? Ya, ya benim çok başka hayallerim var enişte yani. Yurt dışı görmüş alama ettiğin laflara bak yani. Kıbrıs'a askerliğe gittin onu mu dedin? Evet. Kıbrıs yurt dışı mı lan? Dış hatlarda gidiliyor. Ne var? Ay Recai, dış hatlar dedin. Bak aklıma geldi. Ben küçükken hep isterdim pilot olayım. Sen daha araba kullanamıyorsun Sevim. Ne uçağı ya? Arabayla uçağın ne alakası var Harun? Sen araba kullanmıyorsun. Uçağı getireyim bakayım kaldırabileceğim mi? Hayatımda o kadar maç izledim. Böyle gol görmedim ben işte. Sen ne zamandır futbol izlemeye başladın lan? Aç Gökmen aç. Selamun aleyküm dünyalı. Selamun aleyküm dünyalı. Hiç, hiç. Biz dostuz. Abla şeydir abi. Ne yaptı gitti ya. Gökmen, mekiğini göremedik kapının önünde. Ne zaman gideceksin yenge? Yenge birazdan açıklanacak işte. Bekliyoruz merakla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuraya bak. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Amcanın oğlu bilim insanı oldu. Sen daha insan bile olamadın ya. Ben sanatçı ruhlu insanım baba. Bilimle falan işim yok. Senin sanata ne katkın var lan? He? Hip hop dans yapıyorum mesela. Ne var? Ne çektin lan? Lan, lan oğlum hip hop değil ki bu. Hop hop. Tamam ağlama anne. Ağlama ağlama. Geç şunu, geç şunu. Motherfucker. Ne dedi o? O ne dedi? Yok babaannesiyle alakalı. Sen ne dedin? He. Ya bakın ben diyorum size. Bunları gelelim bizim aile şirketinin başına geçirelim. Biz de bir rahat edelim artık ya. Ay aile şirketi dedi de biri bakkal biri narbur. Sanki bana holding yenge. Tayfun gelsin işte dükkanın başına ya. Ya bu ne geçecek bakkalın başına ya? Batırır bizi bu ya. Sabahtan akşama bir baton salam yiyor bu adam. Bir tane oğlum var baba. Çok mu görüyorsun? Evet lan çok görüyorum. Bütün gün evdesin lan. Sır. Baba Gökmen Allah'ını seversen al bunu da Mekke'ye. Stratosfer'e falan çıktın mı aç Mekke'nin kapısını vur kıtıra tekrar. Çayın ortasına düşsün bu it ya. Lan Kripton'da bir geleceği var ben görüyorum. Anne babama bir şey söyle yoksa ağlamak üzereyim. Sana, sana. Aa saçmaladın iyice anne. Çölmüş neymiş. Bir kere oradan düşerken yeryüzüne varmadan yanar bu. Doğru. Sağ ol anne çok yardımcı oldun. Oynama memenle oynaya oynaya büyüttün. O ağlarken memesine mi dokunuyor? Yok yok oğlum. O, tamam bak sen alınma bak şaka yapıyorlar annem benim tosunum ya. Bak Gökmen abine bak örnek al. O da evden çıkmıyordu şimdi Ay'a gidiyor. Sen de Ay'a gidersin çocuğum. Ya ne Ay'a gidecek yenge? Bunun kendisi Ay zaten ya. Dolunay bu ya. Salondan odaya koşuyor, evin içinde gel git oluyor. Yapmasaydın o zaman beni, yapmasaydın, yapmasaydın. Ah, o nasıl laf annem, o nasıl laf? Ben seni yapmak için hayallerimden vazgeçtim. Oo, ne olacaktın ki? Marangoz. Ya Ayşe, saçma sapan hayaller ya. Marangoz kadın işi mi, erkek işi o bir kere. Ne var? Odundan iyi anlarım, bilirsin. Lütfen bir durun ama ya. Lütfen bir durun ya. Lütfen ama ya. Çocuğum en önemli günümde geldiniz kendi meselelerinizi de şova dönüştürdünüz yani. Lütfen. Tamam tamam. Yeğenim senden bir maruzatım olacak benim. Ne dayı? Ay'a gittiğin zaman bunu asar mısın? Ne bu? Kime bu? Eski manitama küçük bir mesaj. Etrafımda dolanma serseri demiştin. Şimdi ne yapacaksın zalimin kızı? Nasıl ama? Hani dünyada ayın etrafında dolaşıyor ya. Bundan nasıl kaçacaksın gibisin ya? Ha. Ay bunu nasıl asacağım ben aya ya? Niye ya? Belediye mi izin vermez? Zaten kovalar. Allah'ın ayı ya. Tamam ya kızma tamam asarız asarız. Lütfen. Abi peki
Uzayda güzel kızlar var mıdır Ayda? He var. Lan gerizekalı, yeryüzündekiler bitti. Antenlerini ayağı mı dikti şimdi? Manyağı bak. Evlendirin lan. Ay çocuk. Şimdi evlendirin lan. Çocuk. He, he. Sıkı bakalım. Çocuk, annem çocuk. Bir şey yok. İyi akşamlar komşum. Hoş geldin. Hoş buldun Hikmet. Hayırdır? Biz senin oğlan Ay'a gidecekmiş bak. Allah Allah. Hadi çıksın gitsin görelim dedik. Gitmemiş daha anne. Birazdan açıklanacak Hikmet teyze. Tamam neyse yani. Zaten bizimkini de çok istediler yani. Bayağı teklifler geldi de kendi istemedi yani. Niye? Ya ne kadar saçma. Buradan bakınca da görünüyor Ay. Yani bir de Ay'a gitmeyen mi kalmadı artık? Yürü kalkalım falan. Hep gitti geldi yani. Değil mi lan? Yürü gidelimdir o anne. Sen neyse ne işte. Zaten şey, bizimki başka yere gidecek o. Çok daha iyi yerlere gidecek. Nereye gidecektin lan? Plüton'a anne. Plüton'a gidiyor. Vallahi Hikmet Hanım siz kafa olarak Plüton'a gitmişsiniz zaten. Buyurun buyurun geçin şöyle. Geç geç şöyle geç. Çekmiştik. Aa, ama Duyan geldi. Geldi ya. Hadi bakalım. Ay, 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 ay. Yanıyorum. Ay, 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 ay. Çok fena. Bıkmayın. Ben hazırım oğlum. Hadi gidelim la. Nereye ya? Ne hazırlığı? Uzaya oğlum işte. Ben de geleyim lan. Mekiğin bir köşesine sıkışırım lan. Allah. Metrobüs mü lan bu sıkışacağım? Ayrıca senin uzayda ne işin var lan? Dedem bulmaya gidiyorum abi. Nasıl? Büyük bir aile sırrımız ama ninem kimseye söyleme dedi. Dedem zamanında uzaylılar kaçırmış. Nasıl? Dedem bir gün hayvanlara bakmaya diye ahıra gidiyor. Böyle o esnada tobe estağfurullah yuvarlak bir şey bunun karşısına çıkıyor. Dedem tabii korkuyor, alıyor yerden taşı bunlara fırlatıyor. Bunlar tabii uzaylılarda durur mu? Uzaylılar da oradan topluyor, buradan topluyor. Gök taşını dedeme bir gönderiyor. Dedem tabii kapıcı adam hop diyor oradan geçiyor tabii. Onunla da kalmıyor. Tutuyor uzaylıya ana bacı sövüyor. Uzaylı da ebedede. Uzaylının da anası var, bacısı var. Kanı yeşil bile olsa dokunuyor adamın kanına yani. Onlar da tabii o esnada hop dedemi çekiyorlar. Patır patır gidiyorlar. Bir daha dedemden eser yok. Oğlum bu nasıl hikaye lan? Oğlum senin atlattığın farkında mısın lan? Oğlum dede yemiş lan seni. Ya abi bilmediğin konu hakkında konuşuyorsun. Her sene neneme fotoğraf gönderiyor. Aha. Bu manitası herhalde. Burada şeydeler, tatildeler. Bu manitasının abisi. Çiğ köfte yediriyor. Hep sorun çıkarıyormuş. Bu diğer manitası galiba abi dedem orada bir şey karıştırıyor da bunu ben de bilmiyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Oğlum lan. Oğlum deden uzaylılar kaçırmamış lan. Deden nenenden kaçmış. Vallahi diyorum. Abi gerçekten bilmediğin konular karşısında harikasın. Şşt Gökmen. Hı. Oğlum ben termal içlik falan da getirdim. Orada krater soğuğu adamla kış ediyormuş diyorlar. Doğru. Ben giderken haber vereceğim abi sana. Tamam. Oğlum ama bak şöyle düşün. Kapı olan her yerde kapıcıya ihtiyaç vardır. Siz orada böyle taş neyin toplarken ben de mekiği temizlerim. Çöpünüzü atarım tamam mı? Tamam. Ara beni olur tamam. mu? Ay ay ara beni. Ay, kesin ay. Ara. Ya. Anne televizyonu açın da hadi saat baş. Açıklanacak. Şimdi kazanacak. Aç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet sayın izleyenler, binlerce yürek, akıllarda tek bir soru. Evet. Ay'a giden ilk Türk astronot kim olacak? Hadi bakalım. Evet, nefesler tutuldu. Tutul. Ay'a giden ilk Türk astronot 5, 4, 3, 2, 1. Aysu Yıldız. Ne? Kim? Aysu mu? O kim ya? Kim dedi? Gökmen demedi Aysu, orman mı? Aysu Yıldız dedi ya. Gökmen demedi mi? Gökmen değil. Şaşırdınız değil mi? Şaşırırsınız tabii. Neyse birazdan canlı bağlantıyla yine karşınızda olacak. O zamana kadar herkes kendine çok iyi bakıyor. Ana. Bir dakika ya. Nasıl ya? Aysu Yıldız sen gitmiyor musun oğlum? Allah Allah. Ay ne kadar da şaşırmadım. Ne kadar şok olmadım. Yani kazanmayacağı o kadar belliydi ki. Bence de anne. Hak etti kazandı demek. Ne yapalım? İyi oldu lan sana. Oh! Sabah 8'de dükkandasın. Tamam oğlum tamam. Seneye girersin annem. Ya seneye girersin ne yenge? Allah'ın seversen. Üniversite sınavı mı? Bir daha ne zaman gidilecek kim bilir ya? Hayır benim anlamadığım yani uzaya şimdi bir kadın mı gidecek yani? Yani hiç abicim ya. Hala her şeyi geçtim. O aleti nasıl kullanacak ya o kadın?
Hadi oraya götürdüm diyelim. Orada onu nasıl park edecek yani? Doğru, park edemez. Ya hadi bir orası bir de karanlık, ipsiz sapsız yer. Nasıl korunacak onu? Kim koruyacak onu lan? Ay merak etme. Siz erkeklerin olmadığı yerde kadınların kendisini korumaya gereği kalmıyor. Kendisiyle şu anda canlı bağlantıdayız. Merhaba Aysu. Ay'a gideceksin kız. Ne yapıyorsun? Nasıl hissediyorsun? Merhaba. Çok mutluyum öncelikle. Bu benim çocukluk hayalimdi. Yapamazsın dediler, küçümsediler. Kadın yerini bilsin dediler. Dalga konusu oldum. Ama asla hayallerimden vazgeçmedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yeryüzündeki her şey kadının eseridir. Sana söz atam, şimdi sıra gökyüzünde. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, finali tabii ki her türlü zildi. Kim yazmıştı? Atakan'la Cemile'ye büyük bir alkış. Gerçekten de şahaneydi. Uzay ajansımız da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah benim de temennim, ilk astronotumuz inşallah bir kadın olur. İnşallah da bayrağımızı göklerde, uzayda dalgalandırır gururla. Çok güzel hareketler. Alkışlarınızla devam ediyor sevgili izleyenler.